Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 7. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız iki ağırlık merkezi içeren uygulamalar. Arkadaşlar ağırlık merkezi harici yani kenar ortaylıklar harici ekstra eşitlikler olduğunda ya bir yerde böyle bir kenar ortaylar, kenar ortayların kesim noktasından dolayı ya ağırlık merkezi gelir ya da ekstra eşitlikler olduğunda bazen orta tabanda karşımıza da çıkabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela burada şöyle baktığımız zaman arkadaşlar kenar ortay kenar, ya G ağırlık merkezi ya hani kenar ortay kenar ortaydan dolayı şurası eşit oldu. Bak şuradaki üçgene bakacak olursanız da bu da kenar ortay bu da kenar ortay burası da şuradaki üçgenin ağırlık merkezi oldu arkadaşlar. Çözümü de zaten burada var ona göre bakarsınız arkadaşlar. Yine aşağıda bir örnek soru var arkadaşlar. Dikkat edin buna. Evet gelelim şimdi özelliklere pardon sorulara. Birinci soru evet olduğuna göre diyor BC kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. G ağırlık merkezi bak ağırlık merkezi ya ağırlık merkezindeki eksik parçaları tamamlayalım. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şunlar birbirine eşittir. Hocam burası K iken burası da K. E K iken 2K olacak yani buraya K kaldı. Bak ekstra bir eşitlik var. Ağırlık merkezi haricinde ekstra bir eşitlik var. O zaman büyük ihtimalle ne vardır? Yine bir ekstradan bir kenar ortaylık ağırlık merkezi vardır. Bak dikkat et bu kenar ortay bu da kenar ortay. Yani sen bunu böyle çizecek olursan şu üçgende burası ne oldu arkadaşlar? Ağırlık merkezi oldu. AH'ı sana vermiş. Öncelikle hocam burası K iken burası nedir? Ya K'yı kullandık yukarıda. Burası X'ken burası nedir? 2X. Çünkü iki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi çıktı. E G de büyük üçgenin ağırlık merkezi değil. Yani 3 x ise burası ne olacak? 6X. Toplam burası kaç? Bizden BC isteniyor. Hocam burası 9X. E hocam burası da muhteşem şu değil mi? Eşit eşitken 90'dan çizilen kenar orta olmuş. Evet. Yani 6, 9x ise burası da 9x burası da 9x. Ve a AH aşı bize kaç vermiş? Bakıyoruz arkadaşlar. 8x'i 16 vermiş. X buradan 2 çıktı. Bizden ne isteniyor? BC. Yani 18x isteniyor. Cevabımız böylelikle 36 çıktı arkadaşlar. Yani birinci soru böylelikle akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi Yine bir herhangi bir şey diyor mu arkadaşlar demiyor ama burada bir eşitlikler var. Eşitler silsilesi var. Aa şurada bakacak olursanız hocam bu bir kenar ortay ve şurada da ikiye bir oran var. Bak iki tane kenar ortay ikisi noktası değil. Dikkat edin. Şu bir kenar ortay. Burada da 1'e 2 oran var. O zaman G kesinlikle ama kesinlikle ne oldu arkadaşlar? Ağırlık merkezi oldu. Büyük üçgenin ağırlık merkezi. Ekstra Eşitlik varsa ağırlık merkezinde de büyük ihtimalle kenar ortaklık vardır. Bakın bu doğru da kenar ortaya ama üçgen yok. Üçgeni oluşturalım. Nasıl oluşturalım? Şöyle üçgen çizecek olursak hocam buradaki üçgende de bakın şuradaki üçgende de iki kenar ortayı kesim noktası oldu mu arkadaşlar burası? E noktası oldu. Dikkat şurası. Kenar ortay kenar ortay. O zaman burada da 1'e 2 oranı olacak. Yani burası 4 bölü 3 ise 2 katı burası ne olacak? Ya da K diyelim burası ne oldu? 2K oldu. G de büyük üçgenin ağırlık merkeziydi. 3K iken burası ne olacak? 6K olacak arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? CF. CF. Tamam şu 6K'yı bulalım mı? Bulalım. K kaçtı? 4 bölü 3'tü. 6K. 6 çarpı 4 bölü 3'ten 24 bölü 3'ten kaç geliyor? 8 geldi. Hocam burası 8 geldi. E burası 8 geldiyse bakın burada bir dik üçgen var. 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden 6. Burası da 6. Burası da 6. CF uzunluğu kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 3 ee, tane 6 olduğundan dolayı cevap 18 yapar. Yani ikinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 3'e. Bak dikkat. Kenar ortay, kenar ortay. İki kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi olduğu soru. Ağırlık merkezi çıktı mı burası çıktı. Burası K iken burası da K. E hocam ağırlık merkezi bulduk ya. K iken 2K olacak. Burası da K oldu. Yani burası da çift çizgi oldu. Kenar ortaylıklar harici ekstra eşitlikler olduğunda büyük ihtimalle ne çıkar demiştik. Ya ağırlık merkezi çıkar ya orta taban çıkar. Bakın, şurada iki kenar ortayın kesim noktası olduğu için burada ne çıktı? Bir kenar ortayı yani ağırlık merkezi çıktı. Hocam burası ağırlık merkezi oldu. İki kenar ortayın kesim noktası olduğundan bir ken burası kaç oldu? İki. E, G de büyük üçgenin ağırlık merkezi yani üçgen burası kaç yapacak o zaman? Altı yapar. O zaman üçüncü soru balık kesir oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet, paralellik verilmiş işte arkadaşlar. AD ile BE paralel vermiş. Bu ağırlık merkezini kullanacağım. Ağırlık merkezini ben nasıl kullanabilirim gençler? Ve bizden de isteniyor? G1, G2 uzunluğu isteniyor. Ağırlık merkezini nasıl kullanabiliriz? Hocam ya buradan çizeceksin. Sonra buradan çizdiysen buradan da çizebilirsin. Ama şekil karışacak mı? Karışacak gibi duruyor arkadaşlar. Valla seçenek fazla. Hangisi mantıklı onu yapacağız. Buradan mı çizeceğiz acaba? Buradan çizince de tutup da buradan çizmezsiniz herhalde değil mi? Buradan çizdiniz diye bence buradan da şunu çizersiniz. E tamam hadi buradan çizmek mantıklı gibi geldi. Hocam 3'ü nasıl kullanacağız? Bak şimdi gençler. Hocam burası da eşit, burası da eşit mi? Eşit. Aynı şekilde burası da eşit, burası da eşit mi? Eşit. Aa hocam eşit, eşit. Ort taban hop şöyle. Üçgen burası kaç yapar? 3 bölü 2 mi yapar? Evet. E sonra ben buraya nasıl ulaşacağım? E burada da üçgen yok. E, üçgen oluşturacak bir durum var mı acaba diye bakmak lazım aslında arkadaşlar. Var aslında. Bir üçüncü seçeneği yapsaydık çıkıyordu arkadaşlar. Nasıl? Hocam şu ağırlık merkezini şöyle kullansam bu bir kenar ortay. Bu ağırlık merkezinde kullansam bu da bir kenar ortay mı? Evet. Şunlar eşit. Şunlar da eşit. E ee, sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burada da 1'e 2 oran var. A iken 2A. Burada da 1'e 2 oran var. B iken 2B. Hocam şunlar birbirine paralel ya. Biraz şeyi kullanacağız ama arkadaşlar. Şu yamukta orta taban değil mi? Bu bir yamuk. Yamukta orta taban şu uzun nedir? 12 artı 3 bölü 2. Yani burası kaç yapar? 15 bölü 2 yapar arkadaşlar. Yamuk da şunlar eşit bunlar eşitse normalde siz burada hocam daha görmedik ne yapıyorsunuz diyebilirsiniz al görmediysen sana başka türlü ispatlayayım. Burası 3 burası 12 iken şuradaki ort taban uzunluğunu bulurken arkadaşlar ne yapıyoruz temel orantı oluşturacağız değil mi? Hop şöyle bir temel orantı oluştursak arkadaşlar temel orantı oluşturduğumuz zaman üçgen 3, 3 3 değil mi? Paralellik olduğu zaman öyle yapıyorduk. E hocam buraya 9 kaldı o zaman buraya da 9 bölü 2 mi yaptı? Evet toplamda kaç yaptı 15 bölü 2 yapmış oldu gördünüz 15 bölü 2. E bizden neresi isteniyor hocam? Şurası isteniyor. Bunlar da birbirine paralel değil mi? 2'ye 1, 2'ye 1 oran olduğundan evet. Yani 2 bölü 3 oran 2A'nın 3A'ya oranı eşittir. X bölü 15 bölü 2. X bölü 15 bölü 2 yapar arkadaşlar. Buradan 3X neye eşit oldu? 2 ile 15 bölü 2'nin çarpımına 15'e. Yani X de buradan kaç yaptı o zaman? 5 yaptı arkadaşlar. Dördüncü soru böylelikle balıkesir oldu gençler. Geldik 5'e. Evet yine aynı şekilde bakın eşitlikler var. Bunlar eşit bunlar eşit. Hop şurada bir orta taban sağlandı mı arkadaşlar? Sağlandı. E başka BC'ye 24 vermiş bize. BC 24 ise direkt burası kaç yaptı? 12 mi yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. Çünkü burayı 24 vermiş bize. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Oo buradan çıkmayacak. Ya çıkacak da daha farklı bir şey daha kullanmam lazım arkadaşlar. Burada şu eşitleri de kullanmam lazım. Bu eşitleri kullanamıyorum maalesef bu haldeyken böyle. Hocam ne yapayım o zaman? Hocam bak bu kenar ortay bu kenar ortay. O zaman ben bir üçüncü üçgen oluşturacak olursam. Bak ne çıktı burada arkadaşım? Kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. Ağırlık merkezi olduysa işimiz kolaylaştı. Burası K iken burası 2K oldu. Hocam bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Burası da ağırlık merkezi oldu. E o zaman burası da A ise burası da 2A oldu. A işimiz kolaylaştı. Hocam şu üçgende bak 2'ye 1 2'ye 1 oranlamaları çıktı. O zaman bu x ile şurası birbirine paraleldir. Gençler şununla şu birbirine paralel oldu. Tamam 24 demiş. Yani a a b b demeyelim. n n m m diyelim. n n m m diyecek olursak. 2 n artı 2 m eşittir 24 ise n artı m'i kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Evet burası 12 çıktı. Şimdi temel orantıyı uygulayacak, uygulayacak olursak. 2 a'nın 3 a'yı oranı eşittir. x bölü 12 değil midir? Evet. Buradan ne oldu arkadaşlar? 4 katı 4 katından dolayı x'i kaç buluruz? 8 buluruz. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 6. soruya. AB, AC, AD 13 cm olarak verilmiş. Bakın arkadaşlar burası 13, burası 13 ve şurası da 13 olarak verilmiş. Ha yani x kenar üçgenler yani burası da 13 ya. X kenarda ağırlık merkezi de verilmiş. Zaten taban da verilmiş. Tabana ait yükseklik çizeceğim. Tabana ait yükseklik aynı zamanda nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır. Şuradan çizdiğin kenar ortay. Buradan çizdiğinde kenar ortay olacak. E kenar ortay tabii ki çizmeliyiz. Tabanda mevcutsa tabanı iki eşit parçaya böldü. 5 5. E o zaman burası da 5 5. Aynı zamanda yüksekliktir. Hocam 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeni. 3'e böl. 4'e 8. Aynı şekilde burası da 4'e 8 mi? Evet. E ne yapacağız? Burayı bulacağız. E hocam ne yapalım burada? E, bunu bulsam bulabilir miyim diye düşünüyorum. Bunu bulursam direkt benzerlikten gelecek gibi duruyor arkadaşlar ama ben bunu bu haliyle bulamam arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Şekil çok karışır yoksa. Hani şunu da falan da çizmem gerekir. Bunu çizince de bayağı sıkıntı olacak gibi. Başka bir şeyler düşünmeliyiz o zaman. Arkadaşlar bu 13, 13, 10. Bu da 13, 13, 10. Aynı üçgen değil mi bunlar? Evet. E, tepe açısına ben alfa alfa dersem o zaman buradaki tepe açısı da alfa alfadır. Değil mi? Evet. E, o zaman burada He. arkadaşlar şu üçgene bakar mısınız? Tepe açısı 2 alfa olan taban açılarına da çizgiye çizgi diyeceğimiz bir ikizkenar üçgen değil mi? Aynen. Hocam bu üçgen de aynı şekilde tepe açısı 2 alfa olan taban açıları da 180'den 2 alfa çıkartıp 2'ye böldüğümüzde çizgi çizgi olan bir üçgen değil midir? Evet. E o zaman bu üçgenle sarı üçgenle şu büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Sıkıştığımız zaman zaten nereye başvuruyorduk? Benzerliğe. E o zaman burada başlayalım arkadaşlar. Bu 2 alfanın karşısı. Zaten x deniyor. x'in bu öbüründe 2 alfanın karşısı 10 oranı eşittir. Burada çizginin karşısı 8'in. Buradaki çizginin karşısı 13 oranı diyeceğiz. X de buradan kaç geliyor? 80 bölü 13 geliyor arkadaşlar. Yani 6. soru böylelikle denizli oldu. Güzel bir soru. Geldik geriye. Arkadaşlar burası 12 verilmiş. Dik, ee, soruyu tam okuyalım isterseniz. Hipotenüs 12 cm olan dik üçgen biçimindeki cetvel ABC üçgen içinde, içine şekildeki gibi yerleştirilmiş. Tamam buranın 12 olduğunu biliyoruz. Hemen yazdık. G1 ve G2 sırasıyla ABC ve DBC'nin ağırlık merkezleriymiş. Arkadaşlar G1 ABC'nin yani büyük üçgenin ağırlık merkezi ise ben bunu kullanayım. Bu G1. G'den geçtiği için kenar ortaya olacak ve burada 1'e 2 oran mı olacak arkadaşlar? Evet. Sonra başka ne var arkadaşlar burada? Şu da ağırlık merkezi değil mi? Evet. Bu ağırlık merkezini de kullanalım. Bu ağırlık merkezi hocam garibim buraya kadar gelmiş. Bunu uzatalım. Burası da 90 derece değil mi? Aynen öyle. Şunu uzattığın zaman ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Şunlar eşit. A 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şutluğu oluşturdu mu? Oluşturdu. Hocam burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. 6 iken burası kaç yaptı? 12 yaptı. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Soruyu okuyoruz. Ne isteniyor benden? Hocam X. Ne buldun sen? 6 buldun 12 buldun. Aa bak şunlar birbirine eşit. Hocam bunlar da birbirine eşit. Ne çıktı gençler burada? Bir orta taban çıkmadı mı? Evet. Bakın şu çizgiyle şu çizgi orta taban çizgisi oldu arkadaşlar. Yani 18 ise burası da kaç yapar direkt? 36 yapar. Cevabımız böylelikle 36 oldu. 7. soruda böylelikle Cihan çıktı. Zaten sorunun konunun başında ne demiştim? E, ee, ekstra eşitler olduğunda büyük ihtimalle ağırlık merkezi haricinde e, ekstra eşitler ya da iç iç ağırlık merkezleri olduğunda e, ne çıkar? Ya ekstradan bir kenar ortayı ağırlık merkezi daha çıkar ya da orta taban çıkar diye söylemiştim. Bakın orta tabanda aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet gençler böylelikle 7. bölü testini de bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda yani 8. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.